Çocuk Bahçesi. Başsız Ak, 9. Bölüm. Yazan Paul Bernard, radyoya uygulayan Musa Aydoğanoğlu, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işıl Koyraz, Gabi Nezih Alataş, Fernan Tolga Gariboğdu, Tatav Toprak Sergen, Marion Arzu Balkan, Bonbon Simge Selçuk, Rublo Erol Kardeseci, Pepe Erdoğan Göze, Sine Kaya Akarsu, Lami Serhat Nalbantoğlu, Peko Volkan Özgömeç. Gabi, Fernan, Marion, Tatav, Bonbon ve diğerleri aynı mahallede oturan birbirlerine çok düşkün çocuklardır. En büyük eğlenceleri Fernan'ın başı olmayan oyuncak atına binip yokuş aşağı rüzgar gibi gitmektir. Ama bir gün Tatav kaza yapar. Fernan tekerleği çıkan atı götürüp evlerinin bahçesine bırakır. Kazadan sonra çocuklar henüz sebebini anlayamadıkları garip olaylarla karşılaşırlar. Önce işportacı Rublo, ardından başka adamlar atı çalmaya yeltenirler. Ama çocuklar onlara engel olurlar. Devreye Mario'nun köpekleri de girince kaçmak zorunda kalırlar. Aynı adamlar bu kez atı satın almak isterler. Çocuklar kabul etmeyince zorla almaya yeltenirler ama başaramazlar. Fernan'ın babası Bay Doğan atı tamir ettirir. Fakat adamlar çocukların peşini bırakmazlar. Bay Doğan müfettiş Sine'ye gider. Sine hem büyük bir soyguncu şebekesinin peşinde olduğundan hem de bir anlam veremediğinden olayla pek ilgilenmez. Çocukların bütün tedbirlerine rağmen başsız at bir gün çalınır. Ama bu kez daha garip olaylarla karşılaşırlar. Rublo bir gece Fernanların evine girer. Ertesi gün atı çalan adamlar yine çocukları takip etmeye başlarlar. Müfettiş Sine bu olayların soygunla bir bağlantısı olabileceğinden şüphelenir. Öte yandan çocuklar da boş durmazlar. Tamire gideceği gün atın içinden çıkardıkları hurda parçalarını gözden geçirirler. Üzerinde yıkık oyuncak fabrikasının adresi yazılı olan anahtar dikkatlerini çeker. Orada bir yandan eski oyuncaklarla eğlenirlerken bir yandan da ne olduğunu bilmedikleri şeyi ararlar. Bu arada sevimli oyuncakları başsız atı unutamayan Bonbon arkadaşlarından habersiz tehlikeli bir oyuna girer. Yok, yok, yok! Sanki yer yarılmış, içine girmiş. Hurda yığınlarının altını üstüne getirdim. Ama orada da yok Rublo. Yine de iyice baksaydınız Pepe. Marco ile Pierre de bakıyorlar. Sanırım onlar da bulamadılar. Bulsalar haber verirlerdi. Yerini karıştırmış olmuyorsun. O Tanrı'nın cezası atı buraya attığından emin misin? Evet, yoldan hatırlıyorum. Virajı dönünce bu hurdalığa doğru fırlatıp atmıştım. O halde ya hurdacılar ya da başka çocuklar alıp götürdüler onu. Yarım saate kadar gelirim demiştim çocuğa. Vakit dolmak üzere. Ne yapacağız şimdi? Canları cehenneme, bilmiyorum. Bana sorarsan vurup kafasına alalım anahtarı. Onu ben de düşündüm. Fakat tehlikeli olur. İş yine polise yansır. Zaten peşimizdeler. Bu kez göz açtırmazlar bize. Bizi yakalatmak için çocukların bir oyunu olamaz mı bu? Sanmıyorum. Epeydir tanırım onları. Oyuncaklarını çok severlerdi. Her gün bağıra çağıra binerlerdi o başsız ata. Satın almak istediğimizde tepkilerini görmedin mi? Tek istedikleri o hurda at. Ne de olsa çocuk her zaman çocuktur. Ben bu yaşıma kadar hiç böylesine anlaşan çocuklar görmedim. Evet, birbirlerine çok düşkündürler. Hiç ayrılmazlar. Üstelik hepsi de çok akıllıdır. Yoksa bu kadar uğraştırıp terletebilirler miydi bizi? Şu işe bak. İşin en zor yanını başardık da... Kaygılanma Pepe. Ne pahasına olursa olsun gerisini de getireceğiz. İşi bu aşamaya geldikten sonra kaybetmek büyük bir aptallık olur. Benim bütün düşüncem polisin dikkatini çekmeden sessizce halletmek. Hadi son bir kez daha arayalım şu atı. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz.
Merhaba küçük hanım. Seni çok bekletmedim ya. Hayır, biraz önce geldim. Atımızı getirdiniz mi? Evet. Ben de sözümde durdum. Anahtarınızı getirdim. Aferin sana. Hadi anahtarı ver bana. Hayır, siz önce atı gösterin. Onu görmeden vermem. Küçük yaramaz. İnanmıyor musun yoksa bana? Atı göstereceğinize söz vermiştiniz ama. Peki. Oyuncağınız arabada. Gel, hemen vereyim sana. Arkadaşlarından kimse yok mu? Tek başına nasıl götüreceksin onu? Siz verin, götürmesi kolay. Hani kamyonunuz nerede? Gözükmüyor. Şurada, sokağın dönemecinde. Hadi gidelim. Ama atı aldın mı anahtarı vereceksin. Bizi bekletmek yok. İşimiz çok acele çünkü. Siz hiç merak etmeyin. Anahtar yanımda. Atımızı alınca... Ne yapıyorsun? Bırak beni. İmdat. Bağırma yoksa gebertirim seni küçük şeytan. Tanrı cezanı versin. Nereye koydun anahtarı? Dur diyorum sana. Debelenip durma. Dur yoksa canını yakacağım. İşte buldum. Buldum onu. Pis hırsızlar. Görürsünüz siz. Doğru muydu yaptığın ha? Doğru muydu Bonbon? Biliyorum, değildi ama atımızı çok seviyordum. Onu geri vereceklerini sandım. Hepimiz çok seviyorduk onu. Yalnız kendini tehlikeye atman Bonbon. Ya başına bir şey gelseydi? Böyle yapacaklarını biliyordum. Ne olur yeter artık, söylenip durmayın. Tamam oldu bir kere, ne yapalım. Biz sadece kendini tehlikeye attığın için üzüldük. Yani sana kırgın değiliz. Akşam sana yalan söylediğim için özür dilerim Tata. Ben olanları unuttum bile. Bana sorarsanız Bonbon'a teşekkür etmeliyiz. Böyle bir şey hiçbirimizin aklına gelmez. Evet, asıl ağlaması gerekenler onlar. Önemli olan kağıtta yazılı olan adresti. Anahtar bizim bir işimize yaramazdı artık. Yalnızca fabrikanın giriş kapısını açıyordu. Çıkarken kapıyı kilitlememiştik bile. etme bulma dünyası. Sen atı vermeden anahtarı zorla aldılar diye kızıyorsun. Onlara oynadığın bu oyundan sonra bir de atı vermiş olsaydın öfkeden çılgına dönerdi adamlar. Adresi değiştirmeyi iyi akıl etmişsin Bonbon. Bu bir süre bizim işimizi kolaylaştırır. Onlar eski kereste fabrikasında oyalanırken biz beri de rahat rahat aramalarımızı sürdürürüz. Hem de çok büyük bir yerdir orası. Yalnız içini aramak bile epey zamanlarını alır. Paris'in bizim kasabanın en az 20 katı büyüklüğünde olduğunu söylemişti babam. Keşke oradan bir yer yazsaydım. Ama aklıma gelmedi. Hem Paris'te bir yer adı da bilmiyordum. İyi ki yapmamışsın. O zaman bunun bir oyun olduğunu hemen anlarlardı. Fakat beni şaşırtan onların atı getirmeyeceğini nasıl anladın sen? Söz vermişti ama emin değildim. Çocuğum diye beni kandırmaya çalışıyor gibi bir hali vardı. Ne zaman attan söz etsem tamam kolay hemen getireceğiz diyerek geçiştiriyordu. Ben de anahtarın üzerindeki kağıdı söküp yerine eski kereste fabrikasının adresi yazılı başka bir kağıt yapıştırdım. Eğer atımızı geri getirselerdi... Sonra Bonbon? Oyuncak fabrikasında aramadık yer bırakmadık. Hiçbir şey bulamayınca anahtarın bir işe yaramayacağını düşündüm. Eğer atımız olsaydı yine eskisi gibi... Bana kızacağınızı biliyorum Gabi. Ama yalan söyleyip sizi kandırmak istemiyorum. Onlara gerçek adresin yazılı olduğu kağıdı verecektim. Ne? Çorabımın içine saklamıştım onu. Böyle bir şeyi nasıl yapacaktın Bonbon? O zaman bütün emeklerimiz boşa giderdi. Haklısın Gabi ama yine de o haydutlar kolay kolay kurtulamazlardı elimizden. Kasabanın bütün köpeklerini yağardım başlarına. Marion bizim gibi çocuk değil onlar. Koskoca adamlar. Ne oldu o kadar tedbir aldığımız halde yine de atı çalmadılar mı? Belki silahları da vardır. Öyle bir durumda ne biz ne de köpekler hiçbir şey yapamayız onlara. Evet. Eğer Bonbon gerçek adresi verseydi bizim için çok kötü olurdu. İyi ki atı getirmemişler. Birkaç gün sonra aradıklarını bulamayınca yine gerçeği anlayacaklardır. Bu yüzden elimizi çabuk tutmalıyız. Her şey Arap saçına döndü Lamy. Çık çıkabilirsen işin içinden. Rublo ile adamları bir anda ortadan yok oldular yine. Dün onlardan birini Çınar Sokağı'nda gördüm ben. Biliyorum, ötekiler de okulun çevresinde dolaşıyorlardı. Sanırım çocukların çıkmasını bekliyorlardı. Ama bugün onlardan kimseyi görememiş bizim çocuklar. Belki de aradıkları şeyi buldular size. Bilmiyorum, söyledim ya her şey karmakarışık. Keşke dün tutuklasaydık onları. Suçüstü yakalamadıktan sonra bir işe yaramaz ki. Peki çocuklardan ne haber var? Henüz işe yarar bir şey yok. Ama eminim onlar da kendi başlarına bir iş çeviriyorlardır. Ne gibi iş? Henüz anlayamadım. Çocuklarla aynı mahallede oturan bir kadın anlattı. Dün gece bir adam küçük bir kız çocuğuna saldırmış. Bir sapık filan mı? Hayır Lamy. Çocukla adamın arasında küçük bir boğuşma geçmiş. Adam zorla çocuğun elinden bir şey alıp kaçmış.
Çocuğun elindeki parayı çalmak isteyen bir adam olamaz mı? Sanmıyorum. Öyle olsa çocuk bağırır çağırır bütün mahalleyi başına toplardı. Oysa adam kaçarken bağırmamış bile. Burası küçük bir kasaba. Bu tür olay mutlaka polise yansırdı. Ya da en azından haberi duyulur. Çalınan kamyonu bulduk efendim. Papatya mahallesinde bir sokağa park edip gitmişler. Kaç kişiymişler? Ne zaman getirmişler? Bir şey öğrenebildiniz mi Peko? Hayır. Çevrede oturanlara sorduk. Ama kimse görmemiş. Gece bırakıldığını sanıyorlar. Bir de siz dışarıdayken yaşlı bir kadın geldi. Pek inandırıcı gelmedi bana ama garip şeyler anlattı. Ne gibi garip şeyler? Kadın Çınar Sokağı'nda oturuyormuş. Sokağın karşısındaki oyuncak fabrikasında geceleri ışık yandığını, ellerinde meşalelerle bir yığın insanın dolaştığını söyledi. Benim bildiğim o yıkıntı kullanılmıyor, kapalı duruyordu. Değil gece gündüz bile kimse gitmez oraya. Evet, önceleri arada sırada hurdacılar uğrardı. İşe yarar bir şey kalmayınca uzun süreden beri onlar da uğramaz oldular. Ayrıca yaşlı kadın zaman zaman sürü halinde köpeklerin de o çevrede dolaştığını söyledi. Gerçekten garip doğrusu. Köpekler neyin kokusunu aldılar acaba? Sanırım o çevrede oturan çocuklar için oyuncak fabrikası arayıp da bulunamayacak bir eğlence yeri. Ayrıca çocukların köpeklerle yakın bir dostluğu da var. Kadın içeridekileri görmediğini ama dışarıda bekleyenlerin büyük olduğunu söyledi. Hatta içlerinden birinin pazarda kıyma makineleri satan işportacıya çok benzediğini belirtti. Rublo mu? Rublo. Benim de aklıma geldiği için sordum. Sadece benzediğini söyledim. Emin değilim, yanılıyor da olabilirim. Karanlıkta iyice seçemedim çünkü dedi. Ötekileri ise tanımadığını söyledi. Bu işi epey merak ettim. Hadi gidip bakalım Lami. Sürekli oyunumuz Başsız At'ın 9. bölümünü sunduk.